Efendim iyi geceler. Evimizde, yuvamızda, çatımızın altındayız. 360'tayız. Ve yepyeni bir sezona merhaba diyoruz bu akşam. Ve yeni sezonun ilk konuğu elbette ki benim bu hayattaki 30 yıllık dostum ve en uğurlularından bir tanesi. Kendisini özel olarak tanıtmaya gerek yok. Bazı adamlar yani geldikleri gibi giderler. Ne olarak? Mark olarak gelir, mark olarak giderler. Michael Chastan bu akşam konuğum. Hoş geldin Bayır. Hoş bulduk kardeşim. Bayır'cığım bu yeni sezonun ilk programı. Dolayısıyla böyle hani çığırtkan vesaire bilmem ne kullanmadık senin için. Ha, bundan sonra da kullanmayacağız anlamına geliyor bu. Ama süremiz hep aynı. Yine biz seninle zaten iki ara bir derde yaşamaya alıştık. Hızlı mı yaşıyorsun? Hızlı. Ne kadar hızlı? Şimdi burada Adana'ya gidiyorum. Burada Adana'ya gidiyorsun. Peki abi hep merak ediyorum. Yani mesela hanımla oturuyoruz biz seni. Pazar günleri izliyoruz. Pazar günü 11'de Star'da başlıyor programın. Ve 11'de başladığı andan itibaren sayıyoruz. Bir program içerisinde yaklaşık Türkiye'nin hani kaç tane ilini gezebiliyorsun abi? Yani normalde bir ilini geziyoruz ama bazen komşu ilde oluyor. Adana'dan atıyorum Mersin'e gidiyoruz. Mersin'de tekrar dönüyoruz Adana'ya. Eğer önemli bir şey varsa Mersin'deki Tantunici'yi muhakkak çekiyoruz. Hmm. Ama tabii bir ev yenileme var. Hmm. Ondan evvel de şehri komple tanıtmak var. O yemesi, gezmesi. Aslında dünyada belki de ilk formatım. 3 tane format içinde barındıran. Gezmek. Hem bir tabii hem geziyoruz, hem yemekleri tanıtıyoruz, hem de bir ev yeniliyoruz. Allah razı olsun. Yani üçünü de topluyorsun. Ama gerçekten hani bir tanesi UNESCO, bir tanesi UNICEF, bir tanesi şey gibi. Böyle bir format yok. Hani yediğin içtiğin senin olsun ama gördüklerini anlat dersen. Senin mesela en çok etkileyen kent hangisi Türkiye'de? Ben Bodrum'da olduğum için Bodrum çok etkileyebilirim ama tabii ki Mardin, Midyat gerçekten dünya medeniyetlerine ışık tutmuş bir şehir, muhteşem bir şehir. O bölge Mezopotamya, inanılmaz keyifli bence bir tarih var. Yani o tarihi, o coğrafyayı muhakkak görmek lazım. Ben her zaman söylüyorum işte tamam Bodrum, Antalya, İzmir, Alaçatı, Çeşme ama alternatif bir turizm var Türkiye'de. Dolaşmak gerekiyor, görmek gerekiyor. Hatay var hem yemesiyle hem tarihiyle. Tabii Hristiyanların St. Pierre Kilisesi'nde hacı olduklarını biliyorsun. İlk kilise orada zaten. İlk kilise orada. Aynı zamanda Habibi Necar orada. Çok önemli bir camidir. Onun dışında Mardin yine öyle müthiş bir medeniyet, müthiş bir tarih. Yani bütün dünyaya bence bu turizmi iyi anlatmak lazım. Çok önemli ya. Dünya arkeolojisinde, dünya tarihinde Anadolu'nun özellikle Mezopotamya'nın o üst kısmının çok büyük önemi var. Sen de oralarda dolaştığında bunu sıklıkla yapıyorsun. Açıkçası hani biraz yemekten çalıp kültüre veriyorsun oradaki saatleri. Tabii çok önemli. Mesela Batman'la Ergani arasında bir Malabadi Köprüsü var. Biz Malabadi Köprüsü'nü Selçuk abiden. Selçuk abimizden öğrendik ama oraya gittiğimde tüylerim diken diken olmuştu hakikaten. İnanılmaz bir tarih yatıyor doğuda. Aynı zamanda Karadeniz Ereli çok önemli bir ilçe. Zonguldak Karadeniz Ereli. Mesela Karadeniz Ereli'de 16 tane çınar ağacı var. Fatih Sultan Mehmet'in diktiği 16 tane çınar ağacı var. Hala sen de kafanı tutabiliyorsun. İlginç bir şey. Yani o çınar ağaçları tabii çok önemli. Hala yaşıyorlar. İşte biz yaşamdan bahsederken dünyanın en şanslı canlı varlıklarıyız. Ama bu arada işte ağaçlar bu kadar yıl yaşayabiliyorlar. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda mesela Karadeniz Ereli'de mitolojiye çok önemli bir sayfa açmış. Bir Herakles tabii düşünebiliyor musun? Yani Herkül ya. üç başlı hayvanı öldürüyor. Çok çok önemli bir tarih. Ve yani neresine gidersek gidelim ülkemizin muhteşem bir ülke. Ülkemiz ve her yerinde bir tarih, yeni bir sayfa, yeni bir iz, yeni bir ki sen arkeologsun. Yani muhteşem bir, her şey var yani Türkiye'de. Zaten o sınavdan geçiyorsun sen yani seni izlerken acaba şuraya gitti mi buraya gitti mi çek yapıyorum yani yanında. Buraya da gitmiş buraya da gitmiş. Yani inanılmaz lezzetler var. Gastronomi şu anda Türkiye'de çok ileri. Gaziantep'ti. Şimdi Hatay oldu. Adana'da 3. gastronomi baş şehri olmak yolunda. Yani 3 tane. Mutfağı yavaş yavaş şey alıyor galiba. Yani zaten dünya Türkiye çapında ama. Şimdi mesela çok konudan konuya atlıyoruz. Tabii. Senin program gibi. Hop oradayız, buradayız. Ama gerçekten mesela o kadar aşçılarımız iyi ki şu anda dünya platformunda da başarılı işleri imza atıyorlar ve o kadar güzel inisiyatifler kullanıyorlar ki lezzetlerde farklı lezzetler sunuyorlar.
biz o bütün inisiyatifi alıyoruz, turizmin içine sokuyoruz. Hı. Ve düşünebiliyor musun, şu anda Türkiye'de ekranlarda bile sürekli aşçı programları var. Masterchef'ler, onlar bunlar, bir sürü program tam ortaya çıktı. Bu kadar yani, son 3 senede bütün televizyonlarda bildiği mutfaklar kuruluyor, masalar kuruluyor. Şölenler var. Sen yıllardır yapıyorsun bu işi. Hiç böyle dikkatlice yakından izlediğin şefler oluyor mu? Ya da yanlışlarını yakalayabiliyor musun şeflerin? Onlar biliyorsun başkalarının yanlışlarını yakalıyor daha çok. Yani çoğu başarılı. Yani kimseye bir laf söylemeye gerek yok. Gerçi programın ismi laf çok ama. Varsa gönder gelsin canım. Mehmet Yalçınkaya çok iyi. Mithat Yalçınkaya kardeşi çok iyi. Onun da kardeşi de şef değil mi? Evet. Abi kardeş şefler yani. Biz balıkta mesela balık profesörü gibidir Hayati Şef Çanakkale'de. Yani inanılmaz Türkiye'de şefler var. O kadar çok biz mesela Doğa Çıtçı aynı zamanda Türkiye Derneği'nin, Aşçılar Derneği'nin başkan vekili. Yalçın abimizin, Yalçın Manav'ın yardımcısı kendisi ve Gaziantep gastronomisine inanılmaz bir yön veriyor Doğa Çıtçı. Yani çok başarılı kardeşlerimiz. Düşünürsen aslında Mengen'den biraz artık çıkmış oluyor. Çok iş. Çok eskiden inanılmaz. Eskiden sadece Mengen'den ve şimdi çok garip bir şey söyleyeceğim. Sen daha tabii konuya hakimsin ve vakıfsın. İnsanlar zannediyorlar ki işte Türk turizmini yönetenler işte bir genel müdür var, bir genel müdür yardımcısı. En aslında önemli insanlardan biri genel müdürden sonra gelen, belki de satışçı değil, oradaki o otelin aşçısıdır. Yani yanında 120 kişi çalışıyordur, 150 kişi otelin büyüklüğüne göre. Ve o insan orada o kadar önemli bir kendisine konuşlandırma sunmuştur ki, bütün lezzetler ondan çıkar, alım satımlar ondan çıkar, o yön verir. Yani Türk turizmi için aşçılık çok önemli, lezzet çok önemli ve biz de bunu çok iyi başarıyoruz. Şey sormak istiyorum, mesela hani Turizm Bakanlığımız var, yani Turizm Bakanlığı, işte Kültür Turizm Bakanlığı, Turizm Bakanı mesela yardımcı olarak kendisine bir şef seçmeli midir sence? Bu söylediğin, çünkü Türkiye bir gastronomi ülkesi olmaya doğru gidiyor. Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy çok başarılı bir insan, zaten bir acentası var ki Türkiye'nin belli reklama girer şimdi, ama yani herkes bunu biliyor. %70, %80'ini gerçekten yönlendiren çok başarılı bir turizmci. Bence zaten kendisi bunun içinde olduğu için bu kadar ilerledi, ivme kazandı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bence onların da çok büyük bir payı var, aşçılara verdikleri önemli. Mesela biz 20 yıl evvel, benim programım 22 yıllık bir program. 22 yıl oldu değil mi? Evet. 22 yıl evvel otele gittiğim zaman, herhangi bir otele, 5 yıldızlı veyahut da delüks bir otele, orada mesela bir aşçının, baş aşçının ofisi olmazdı. Ama şimdi delüks bir otele gittiğin zaman baş aşçının bir odası oluyor. Yani bildiğin genel müdürün odası gibi bir odası oluyor. Çünkü yanında 120 kişi çalışıyor ve aslında otelin bütün ekonomisi o insandan geçiyor. İşte yani bir otelin masrafı nedir düşünecek olursan? Giderleri, kostları tabii. Yani mutfak kostları. Mutfak kostları tabii. En yüksek odur. Yani baş aşçılar çok önemli. Özellikle Türkiye'deki aşçılar da biraz evvel söylediğim gibi inanılmaz lezzetlere kendileri inisiyatif kullanarak ivme kazandırıyorlar. Yani bunu sen de mesela çok dikkatli görebiliyorsun. Senin de birçok aşçı arkadaşın var. Ve özellikle genel müdürler çok yakın dostların, arkadaşların. Hakikaten turizm sektörü bence bu mutfaktan geçiyor diyebiliriz. Her şeyin aslında önemi ilk önce mutfaktan geçiyor. Biz televizyonculukta mesela yıllardır program yapıyoruz sen ve ben. Ama kaset taşımayan bir insan işte programcı değildir mantığını hep güderdik. Ve gerçekten de bu doğru bir mantık. Çünkü işte bugün Acun olsun, işte Türkiye'nin eski televizyoncu, hepimiz kaset taşıdık, kasetle iç içe olduk. Yani şimdiki gibi kartlar yoktu. O zaman işte kasetler vardı. Koca koca kasetler taşıdık. Yani bence bunlar çok önemli olgular. Ve biz Türk televizyonu mesela çok iyi bir yerlere geldi. 1968'lerden buraya kadar geldi ve çok önemli bir yere geldi. Gerçekten niye geldi? Iyi buluyor musun televizyon eleştirmesini aynı zamanda? Evet, iyi buluyorum. Çünkü biz şu anda Türkiye olarak birçok ülkeye ürünümüzü satabiliyoruz. Evet. Dizimizi satıyoruz. Çok program belki satamazsak, dizilere çok önem verdiğimiz için, ama dizilerimizi satabiliyoruz. Aslında programlara da çok önem versek, diziler gibi programlarımızı satabileceğiz. Yani
çok gelişmekte olan ülkelere belki satıyoruz ama satıyoruz. Yani aslında bir pazar oluştu aslında. Bir pazar oluştu ve çok kısa bir zaman içerisinde, kısa bir dilim içerisinde. Ben de bunu şunla bağdaştırıyorum. Çünkü Türk seyircisi çok fazla televizyon seyrediyor. Çok fazla seyrettiği için de iyi bir rekabet ortamı doğuyor bizim ekranda. Onun için de programlar ve diziler daha iyi olma yolunda ilerliyor Avrupa'ya göre ve dünyaya göre. Peki çeyrek asır ekranda kalmanın sırrı nedir? Vallahi, merak ediyor yani şimdi yeni nesil televizyoncular merak ediyordur herhalde. Ya çok bayağı bir ne yapıyor yani? Çok çalışmak. Başka bir yeteneğim yok yani. Herhangi öyle bir çok büyük bir işte on parmağımda on marifet yok ama disiplinli ve çalışkan bir insanım. Öyle düşünüyorum. Disiplinli ve çalışkan olduktan sonra, dürüst olduktan sonra bence her sektörde başarıya koşabilirsin. Kanadın çıktı mı Vahe? Yani ben kanatların çıkmasını bekliyorum. Kanadın çıktı mı? Çünkü 22 senedir sana yani resmi rakamı vermiyorsun. Hep bundan kaçınıyorsun ama hani bizim izlediğimiz kadarıyla binlerce aileye yardım ettin. Binlerce yoksula, fakire ihtiyacı olana. Ve ben şeyi biliyorum senin arkadaşınla bunu net söyleyebilirim. Vahe isim vermeden ya da göstermeden birçok insanın evini de benim gözümün önünde ihtiyacı olan insanın evinde bilabeder yapmıştır. İnsan diyor ki herhalde yaşarken kanatları çıkacak, melek olacak bu adam diye. Ya onun bir şeyini görüyor musun o duaların? Ya sıkıştığım zaman yani zor günlerimde hep bir yardım geliyor evet. Geliyor değil mi? Yüce Rab'tan geliyor. Hakikaten inanılmaz bir olgu. Ben hiç düşünemiyordum buralara gelebileceğimi. Bu kadar zor bir programı, bu kadar kısıtlı şartlar altında uzun yıllar. Bizanslar geliyor. Toplamamız lazım. Gerçekten ben de inanamıyorum. Bazen binlerce ev yaptık. O insanları genelde onkoloji servisinde yatan veyahut da engelli ailelerin kişilerden seçtik. Ve o kişileri özellikle onkoloji servisinde yatan ve üçüncü evre kanser hastası olan insanları Sağlık Bakanlığımızla birlikte iyileştirmeler gerçekleştirdik. Nasıl onları oluyor? Kemoterapilere soktuk. Birçok insanımızın hayatı kurtuldu. Tabii biz de böyle bir programda öncülük yaptığımız için bu insanlara, bu kardeşlerimize yardımcı olduğumuz için inanılmaz müteşekkiriz. Yani her şekilde müteşekkiriz. Çünkü o kadar anlamlı bir iş ki yani bu parayla pulla ölçülecek bir iş değil. Gidiyorsun bir insanın işte atıyorum 2000 kilometre uzakta ki evini yapıyorsun. Yani Türkiye'nin uç bir yerinde adamın gecekondusunu yapıyorsun ve oradaki o gecekonduda yaşayan insanı da götürüyorsun. Ankara'da tedavi ettiriyorsun, iyileştiriyorsun. Maşallah kardeşim. Hem yuvasını kurtarıyorsun hem kendisini yani gerçekten iyi bir televizyonculuk anlayışı diyebiliriz. Hani diyeceksin ki ya megaloman mısın kendi kendine ama niye? Yani övünmüyorum sadece dile getiriyorum. Olanı söylüyorsun. Bence evdeki mutluluk da budur. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Sevgili Vahe Kılıç Aslan dostum bu akşam bu gece konuğumdu. Programda hem geziyorum hem ev yeniliyorum hem de yemekleri tanıtıyorum. Bunu yaparken bir iki de şehir turluyorum. Valla bence benim format dünyada tek. Dedi ve devam etti. Biz Malabadi Köprüsü'nün Selçuk abiden öğrendik Mesut. İnanılmaz bir şey. Ülkemizin neresine gidersek her şey var Mesut. Değişik bir ülkemiz var. İnanılmaz bence dedi. Ve yalnız Mesut böyle olmaz. Çok konudan konuya atlıyoruz. Bak mesela bizim aşçılarımız da iyi. İnanılmaz şefler var Mesut. İnanılmaz diyerek geceyi bitirdi. Vay Kılıç Aslan çok teşekkür ediyorum. Adana'ya git kebabından diye. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sezonun ilk programına katıldığın için açılışı sen yapmışsın. Bereketli olsun, hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Güzel reytingler senin olsun kardeşim. O zaman laf çok devam ediyor. Hani çok bildiğiniz, sevdiğiniz, iselleştirdiğiniz bir takım insanlar vardır. Ya nerede diye kaygı duyarsınız zaman zaman. Soramazsınız da çünkü bilmezsiniz nerede olduğunu. Dolayısıyla tam da o şansı yakaladım çok uzun bir yerden sonra. Tam 7 yıl sonra Faruk Peker'e soruyorum. Hoş geldin abi neredeydin sen çok ya? Çok teşekkür ederim. Öyle güzel söylüyordun ki bir an utandım. O ben miyim acaba? Hayır niye saklandım acaba çıkmadım ortaya? Neden saklandın acaba çıkmadın ortaya? Saklanmadım aslında. Biraz bir adım veya iki adım geri attım. Bir dönem oldu bundan. En son senin programındaydım.
O 2012 senesinde başıma arka arkaya şanssızlıklar gelmeye başladı. Sağ ol. Bunlardan bir tanesi en son hayatta kalan aile büyüğümüzün uzun bir kanser sürecinden sonra vefatı. Ben de bütün evrelerinde yardımcı olarak bulundum. O olayın şeyi korkunçluğu karşısında şey oldum. Nasıl diyeyim? Yaralandım. Çünkü Allah korusun sizin başınıza gelse çevrenizin size takındığı tavır, hasta oluşunuzdan kaynaklı tavır beni çok korkuttu. Samimiyet dışı mı buluyorsun? Samimiyet dışı buldum. İnsanlık dışı buldum. Hissizlik. Belki şey yaptılar, reject ettiler. Yani o hastalığı görmezden gelebilmek için hastayı görmezden gelmek gibi bir şey. Onları yaşadıktan sonra defnettik. Üzüntümüzü bağrımıza bastık. Sonra arkasından ayağımı kırdım. Geçmiş olsun. Onun ayak kırıkken benim tek ayaklı olmam dolayısıyla bir takım yine o şeyi gördüm. Çevremin çöküşünü gördüm, ilgisizliğini hani. Senin boyunda bir adamın tek ayaklı olması tabii yani. Ama ben yani çok çabuk kapattım arayı. Kendime çok iyi bir şey uyguladım, rejim uyguladım. Çok çabuk kapattım. Ayağa kalkınca üstüne köpeğimi zehirlediler. Hayda. Evet. Benim Haydut adında bir boxer'ım vardı. Benim hayat arkadaşım. Ben ona oğlum diyordum. Hatta sokakta sahibi siz misiniz dediklerinde hayır ben babasıyım diyordum. Onu bir komplo sonucu zehirlediler. Onun vefatıyla da bambaşka bir boyuta geçtim. Dedim ki Faruk sen biraz kaç, çekil. Abi kurşunu döktürseydin çekilmeden önce. Vallahi kurşunu döktürdük galiba. Cam çerçeve indi. Cam çerçeve inerek indi yani. Bir çekileyim dedim. Biraz geri adım attım. 7 yıl kadar. Evet o işte biraz fazla oldu. Hesap dışı oldu. Döner dönmez de seni aradım. Ha canım benim ne zaman farkına vardın tam hesap dışı olduğunu ya bu kadar fazla oldu diye. Bu nadas biraz uzun. Hayat ha bu arada şey. Tabii bu arada bir de bir dizi çekmiştik. Fakat nasıl diyeyim iş talepleri azalmıştı bana karşı. Çeşitli de maalesef kimler niye yaparlar onu da bilmiyorum. Böyle bir takım olmayan dedikodular çıkarılmıştı. Dördü böyle peş peşe gelince insan ne oluyor? Belirli de bir yaşa gelmişsin. Ya yani ben bunlarla bu şekilde cebelleşemem. Ya onlar kaliteyi arttırsınlar ya ben bir adım geri atayım, saklanayım, önüme kalın bir perde alayım, bir bakayım. Kalitenin çıkmasını bekliyoruz. Ya kalite çıksın ya ben onlara daha direnç gösterebilecek ruhi duruma geleyim. Çünkü o aşamada ben mesleğimin getirdiği zorlukları göğüslemek ruhuna sahip değildim. Anladım, anlattığım güç, şeylerden şey, dolayı. Üst yani yani onlara direneyim derken daha başka hatalar yapıp daha kötü durumlara getirebilirdim. Aslında kendimi. Çok sevilen bir adamsın. Yani hani bildiğim kadarıyla. Valla beni sevmek şey zordur. Evet. Ama ben insanların çoğu hem meslek grubumdan, sektörden hem de dışından ya siz hiç de sandığımız veya işte düşündüğümüz gibi değilsiniz. Cana yakınsınız, dobrasınız falan. Evet öyleyim ama... Biraz roller mi sarktı acaba abi? Hah bravo. O insanımızın filmi veya diziyi seyrederken o kişiyi, o rolü o kişi sanması. Evet. Yani ben hep şaka yapardım. Derdim ki bakın ben onu oynamak için teklif alıyorum, para alıyorum... kamera konuyor çekiyoruz biz size aldatıyoruz o adam öyle diye tabii, biz size bir hikaye olsun. Anlatıyoruz evet bu hikayedeki adam bu bizim onunla alakamız yok yani biz iyi insanlarız. Şimdi demin anlattığın şeyi üst üste koyunca zaten çok iyi insan olduğunu ortaya çıkıyor ya, bu kadar dertlenebilen dertleniyorsa yani meslektaşlarımızın hepsi öyledir hepsi hassas insanlardır. Toplum içerisinde demir bilek gibi gözükürler. Halbuki onları senin gibi yakın gelebilen insanlar bilir ki çok hassastırlar. Evet, dikkatli davranmak gerekiyor. Tabii yani o insanları baş tacı etmek lazım. Sırtlarını sıvazlamak lazım. İltifat etmek lazım. Onların o hassasiyetini beyaz perdede veya dizilerde karşımıza getirebilmek için onları koruyup
kollamamız lazım. Çünkü sanat üretiyorsun, artı değer üretiyorsun. Evet. Yani biraz da o zaman sanat bilmesi lazım. Ben sana küçücük bir anekdot anlatayım. Seneler önce bir dizi anlaşması yaptım. Prodüktörü beni yemeğe davet etti. Anlaşmamızı kutlayalım, ısıtalım diye. Tamam. Asansörde iniyoruz bak. Allah seni andırsın. Dedi ki, Faruk dedi, sen dedi çok iyi bir insansın dedi. Biraz da normal olsan dedi bana. O neymiş ya? Bak. Ben de dedim ki, ismini vermeyeceğim. Ben normal olsam benle bu anlaşmayı yapıp bu parayı vermezsin. Hani kapris dediğin şeyleri çekmezsin. Ya biz nasıl normal olabiliriz ki? Evet, öyle bir şansı da yok artık. Yani hepimiz anormal demeyeceğim ama norm dışı hisler taşıyan, bu hisleri dosyalamış bir role adapte edip onları, o dosyaları kullanmayı kamera önünde öğrenmiş ve gösteren insanlarız. Evet. Yani buna bence bir saygı duyulması lazım ve ayrı bir kenara. Şimdi yani bir F1 pilotunun ben nasıl çalıştığını biliyorum. Hem fiziken hem ruhen. Şimdi o adama benim saygım var. O hayat yaşamıyor. O piste çıkıp o turu en hızlısını yapabilmek için hem canını koyuyor, hem bilgisini, görgüsünü, refleksini, her şeyini oraya koyuyor. Tüm yaşanmışlıkları koyuyor o şeyin içine. Şimdi bu adam el üstünde tutulmalı. Sonra biz Türkiye olarak, Türk olarak bu değerlerimizi hem aktör, aktris, sinema, dizi, sektörü, buradaki insanları rahat ettirmeliyiz. Ki onlardan maksimumu seyirci alsın. O kamera yasladığı zaman, senin resmine yasladığı zaman senden çıkıp almalı ki seyirci de ha işte oyun budur, oyunculuk budur, dizi budur, sinema budur. Ama biz maalesef Türkler herhalde, diğer uluslarda ben böyle görmüyorum. Alain Delon'la Jean-Paul Belmondo'yu hala el üstünde tutuyorlar. Ulusal marka, abi, ulusal marka diye tutuyorlar. Biz Cüneyt Arkın'ımızı, Edison'umuzu, İzzet Günay'ımızı alıp baş tacı etmiyoruz. Etmiyoruz. Bak edemiyor değiliz. Etmiyoruz. Tabii canım, sosyal medya sitelerinde o kim diye soruyorlar mesela. Ya, olacak iş değil ya. Ya o kim diyeni demiyorum ben. Cüneyt Arkın'ın geldiği sektör hiç olmazsa onu onore etsin. Abi %100 doğru diyorsun. Yani... Öpsün. Pamuklar içerisinde onu baş tacı etsin. Sektörün de bir derdi var. Fakat şimdi şöyle, hani sonuç itibariyle Türkiye'de üretilen sanat, görsel sanat anlamında söylüyorum bunu, video sanatı ya da, iyi bir noktaya geldi. Dünya pazarına açıldı. Açıkçası artık bizim gençlerimiz bayağı tanıyorlar. Evet. Yani bayağı marka haline geldi. Evet. Hatta uluslararası reklam yüzleri falan da olabiliyorlar. Tam da zamanı aslında. Oyuncunun Türkiye'de aktörlük yapmanın, artistlik yapmanın tam zamanı ama bir yandan da piyasa hem genişlerken o kadar da içten daraldı ki hep aynı insanlar etrafında. İçten daralmıyor, daraltılıyor. Öyle mi? Birileri mi istiyor bunu? Galiba. Yani birincisi belki dar tutarak kontrol sağlarım diyor birileri. Ben nasılsa diyor birisini şöyle de var edebilirim. Elimde medya gücü var, basın gücü var, gösterim gücü var. Eksik görürsem onu yok eder, bunu alabilirim gibi hesapları olabiliyor. Dar tutuluyor. Halbuki dediğin gibi açıldı. Türkiye Cumhuriyetleri, Arap alıyorlar. Tabii Latin Amerika vesaire. Latin Amerika'ya kadar uzanıyor. Ciddi bir şey yani. Çok iyi bir pazar. Bu pazara çok çeşitli mi girmek güzeldir? 3-5 10 kişiyle mi girmek iyidir? Yani 3-5 10'a zaten alıştık ama çok çeşit artık gerekiyor. %100 gerekiyor. Tamam. Şimdi alıcı da böyle yapacak. Baba bundan başka bir şey yok mu diyecek. Yok mu yani? Hep aynı şey miydi? Hep aynı, bir bardak su veriyorsun bana. Yani bir oralet yok mu? Bir çay yok mu diyecek. Soracaklar. Yani bizim de onları hazırlayıp tutmamız lazım. Tam da derdim o. En üst kuşak ne diyeyim, Robert Redford, Clint Eastwood yönetmenliği ve oyunculuğa devam ediyorlar. Bir altı Pacino, işte De Niro, Tommy Lee Jones. Sen onların bir altısın, bir alt kuşaksın ve Türkiye'de şu anda en çok üreteceğin, yani bilgeliğini gösterebileceğin, zaman içerisinde seni 7 yıl kaçırıyorsa bu sektörde sen kaçmamışsındır. Sektör kaçırmıştır seni. Hah, bir de o var. Ben o ukalalık olmasın veya megalomani ben gibi. Ben senin yerini yaparım. Bravo, Allah razı olsun. Mesela bana o dendiği zaman bir çevrelerde oturup sohbet ettiğimizde, yani evet çevre beni istemiyor, sektörüm beni istemiyor, beni değerlendirmiyor diye de niye düşünmüyorsun diyordum. Yani tamam, bir de işte bu normal
olmak ihtiyacı var. Bir aktör normal olmamalı bence. Canım, bu kadar normalleştirmemek lazım. Evet. Çünkü yani ortaya çıkan malzeme çok normal malzeme değil ki. Değil. Ha yani. Zaten normal olmadığı takdirde seyirci orada birisiyle kendini özdeşleştirip hayal dünyasını açıp favorim benim bu deyip seyretmesi. İzleyebildin mi yokluğunda? Valla bir iki bir şey seyretmeye çalıştım. Senin o 7 sene önceki programında da söylemiştim. Hani biz Yeşilçam 15 günde bir film çekiyoruz diye tefe konuyorduk. Ama biz onun ön çalışmasını yapıyorduk. O anı çalışıp bitiriyorduk. Bir de sonraki çalışması vardı. Şimdiki dizilere baktığın zaman 5 günde bir film çekiyorlar. 1,5 saate muadil gelen. Yani dolayısıyla ben de o kadar sabırlı olup oturup seyredemedim. Ama epizotlar seyrettim. Yeni arkadaşları seyrettim. Yeni yönetmenlerin tarzlarına baktım. İşte ışık, kamera falan. Yani var güzel, yakalanmış güzel şeyler var. Çok hazır değil misin aslında? Hani yabancı dilim var, uluslararası oyunculuk geçmişim var vesairem var. Yani şimdi Faruk Peker'in tekrar kendi özgeçmişini anlatması kadar abes bir şey var mı? Yani ben bunu hep söylüyorum. Ya da demin de konuştuk programdan önce. Kaybolup gittikten sonra, yitirdikten sonra, yani vefat etti işte geçenlerde Tarık abi. Nur Şindas'ın ünlü olayım. Yani Türkiye'nin en büyüklerinden en büyük oyuncu. Abi şimdi varız. Ben buradan çıktım. Kafama saksı düştü. Gittim. Hayır yani. Bu iş böyle. Evet. Aa, Faruk Peker şöyleydi. Ya, ben de samimiyetsiz biliyorum. 16. Daha 2 dakikamız var abi. Ne eminiz biz senden. Ya, o da bir samimiyetsiz. Peki ne düşünüyor şimdi? Ne yapacağız? Bir kitap çalışmam var. Şimdi kitap çalışmamız var. Bir tane tiyatro teklifi var. Hayır şey ya. O, yani güzel. Evet, tiyatro çok enteresan olabilir. Dönmek için iyi bir kapı aslında. Fırsat. Seyirciyle kamerasız birebir olmak nasıl olacak? Karneyi hemen alıyorsun. Evet. Hemen hissediyorsun. Benim bir senaryomu şeye çevir. Çünkü senaryomu nedense dizi veya sinema olarak değerlendiremedik. O da var. Onu romanlaştırma çalışmam var. Zor. Senaryo yazmak bana çok kolay geliyor. Çünkü biliyorsun kamera, yönetmen ve ekiple onu çekiyoruz ve bitiriyoruz. Ama çekeceğim her şeyi sayfaya dökmek açıkçası beni biraz zorluyor tabii. Oradan biraz zorlanıyorum. Yani herhalde senin araladığın kapıdan şöyle şansınla yani eyvallah, o, şansınla tamam. Onda işe yok. Yani tekrar döneriz mesleğimize. Çok, bana göre çok ihtiyaç var. Yani çok ihtiyaç var. Çünkü karakter karakter oyunculuğu demiyorum. Çünkü oyunculuk karakter oyunculuğudur zaten. Yani evet. Başrol, alt rol, karakter oyunculuğu diye bir şey var. Yani karakterlerin bu kadar zengin olduğu bir şey dünya içerisinde, evren içerisinde her karakterin şey var. Ve senin doldurabileceğin bir sürü şey oldu. Değer var, evet tabii. Ben de ucundan, kenarından, bir yerinden götürebilirim. Sen de bunu düşün ve nazasını evet. Getir artık. Evet. Bitti. Anlaştık. Şu an bitti. Harika. Peki Faruk Peker'i büyük üsteyi bu akşam ağırladık. Ne mutlu bize. Çünkü nasılsa biz de bozdu. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Sayın Faruk Peker bizimleydi bu akşam ve dedi ki ya herkes saklandım sandı ama ben saklanmadım. Sadece bir iki adım geri attım. Derken ayağımı kırdım ve tek ayaklı oldum. Sonra köpeğimizi yerlediler. Bu bardağı taşıran son damla oldu dedi be. Neyse şimdi döndüm. Dönünce de ben seni aradım Mesut. Hiç sandıkları düşündükleri gibi biri değilim ben dedi ve ekledi. Beni sevmek zordur Mesut. Bak sen ne diyeceğim. Ben normal değilim. Normal olsam nasıl gelsin o anlaşmalar bana. Sen söyle diye bitirdi. Faruk Peker ustayı ağırladık ve nadasım bitti. Hazırım diyor. O zaman herkes de hazır olsun abi. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. O şeref bana ait. Sağ ol. Sağ ol. Efendim devam ediyoruz programa Faruk Peker'i uğurlayarak. Eskiden bir reklam spotu, jingle'ı vardı. Ne derdi? İşte bilmem ne deyince akla hemen onun adı gelir. Travma deyince akla hemen onun adı gelir. O bir Barış Muslu. Hoş geldiniz. O hoş bir bulduk. Barış Muslu ama. O bir senin şeyin göbek atın değil mi? O bir Barış Muslu. O bir evet. O bir Barış Muslu olsun bundan sonra. Değil, benim olarak başka ismi de var. Mesela Kadir Mutlu diyorlar bana. Kadir ayrıca. Mutlu. O artık dil dönmüyordur Barış. Birkaç defa söyleyen oldu o yüzden. Ya Barış hoş geldin. Şeylere bayılıyorum bir kere. Sosyal medyada yaptığım
toplu terapilere. Bir kere adam, ya şunu anlıyorsun, adam para peşinde değil. Yani bu kadar adamı düzeltiyorsa, bu kadar travması olan bir toplumu iyi şeyler yapmaya çalışıyorsa para peşinde. Bu arada izliyor musun? Sevindim yani şey yaptın. Tabii canım, deli misin ya? Çok ilginçlikler çıkıyor. İşte, dizi izleyeceğimi seni izlemek çok daha keyifli. Barış'ım hoş geldin, ama Türkiye şu anda bir travmanın içinden geçiyor ve bu travmayı en iyi anlayıp en iyi anlatan, en iyi çözümlere getiren de son dönemde sosyal medya adamısın. Ayıp ettim. Aynı zamanda tabii bu bilimin de bir izleyicisin ve önde gelen kanaat önderlerinden birisin. Buraya kadar tamam. Şimdi buradan sonrasına gelelim. Psikolojik olarak bir fay hattı da kırıldı mı bizde? Kırıldı. Daha, yani 20 sene önce kırılmıştı ve 20 sene önce biz onu şeyi halının altına atmıştık. Yeniden o travmalar şekillendi. Ben bununla ilgili birkaç tane sosyal medyada çok önemli bence paylaşım yaptım. Orada bayağı da beni izleyen insan var. Dediler ki tam o durumdayız. Yani şunu söylemiştim. Bir, panik atak. İnsanlarda panik atak tetiklenmeye başladı. İnsanlar nefes alamadıklarını söylediler. Bayağı birçok kişi. Vertigo. Tabii insanlarda böyle diyorlar ki vertigo, bir sallantı, başım dönüyor falan gibi. Burada niye bunu söylüyorum? Bilmeyenler benimle alaka falan diyorlardı. İşte vertigo ile depremin ne ilgisi var diye düşünüyor olabilirler. Beni tanıyanlar bilirler ki birçok yaşadığımız psikolojik ve sağlık sorunu altında belirli travmalar olduğunu anlatıyorum, biliyorsun. Evet, evet. Ve burada insanlara, senin de söylediğin gibi, sosyal medyada insanlara öyle her gece çıkıp gece vakitlerinde bir şeyler anlatıyorum ve insanlar iyileşiyorlar. Şu anlamda bu arada orada değil ama kendi kendine travmalarını çözmeyi öğreniyorlar. Çocuk bir de sana dönüyorlar. Dönüyorlar yani. Ve diyorlar ki şöyle sordum geçti. Orayı çok izleseler. Ya şöyle söyleyeyim, sen farkında mısın nelerin geçtiğini abi? Sen de uzun zamandan bir programa çıkamadık. Geçmeyen hastalık kalmadı. Yani şeyde insanların, şimdi burada söylesem bayağı ters dönebilirler. Ne yapıyorsun peki yani? Abi şöyle söyleyeyim, canlı yayında yaptığım olay, ben insanlara beyine ve travmaların önemini anlatıyorum. Anlattığım şey şu. Travmalar aslında beyinde tehlikeli olarak göründüğü için, o tehlike sırasında beyin garip şeyler yapıyor. Tabii. Kapasite arttırmaya karar veriyor. Kapasite arttırması bazen bir organın kapasitesi olabiliyor. Bazen psikolojinin panik kapasitesini arttırıyor. Yani çünkü tehlike var. Tamam mı? Ve insanlar travmaya saplanıyorlar garip bir şekilde. Ve orada yıllar boyu zannediyorlar ki olay çoktan geçti ama beyinde travma çalışmaya devam ediyor. Ha, o bir yandan çalışamıyor. Çünkü şöyle bir şey, beyinde aslında herkes bilir, bilinçaltında zaman diye bir mefhum yok. Sen bir şeyi yani oraya koyduğun zaman o geri çağrıldığı an sanki şu an oluyormuş gibi beyin reaksiyon veriyor. Takvime yani, bakmıyor yani. Yani evet, o anda o 20 sene önce olduğu anlamına gelmiyor. Alttaki beyin için, ilkel beyin için o şu an olan bir şey. Neyse, bu arada konuyu biraz depremden değiştirmiş olduk ama deprem tarafında ise olayın biraz daha psikolojik boyutu, yani illa bir sağlık sorunu olmasına gerekmiyor ama deprem tarafında şimdi panik atağı en çok tetikleyen olayları, ben bunu her zaman söylüyordum. Bir, nefes alamama. İki, bir yandan sıkışma, boğulma. Boğulma hissi. Bu suda boğulma da olabiliyor. Bazen uçakta yaşanmış bir olabiliyor kapalı bir yerde. Şimdi böyle olaylar olduğu için depremin özelliği ne? Böyle bir travma olması, değil mi? Bunların hepsini üst üste koyuyor. Yani evet, bunların hepsi, nefes alamıyorsun, üzerine bir şey geliyormuş gibi oluyor. Çıkmak istiyorsun. Yani aslında deprem bütün toplumdaki ortak panik atak travması. Bir kişi bir anda denizde boğulmuyor. Bütün bir toplum aynı anda boğulmayı yaşıyor. Şimdi o yüzden bütün toplumda bir panik atak yükselmesi oldu bu arada. Bir, sadece bu olayla değil. Çünkü 99 yılında insanlar zaten travmayı daha büyük yaşadıkları için attıkları, halının altına attıkları travma tetiklendi. Yani o yüzden bir anda insanlarda büyük bir panik atak, nefes alamıyorum vesaire gibi bir olay çıktı. Bilginiz olsun, eğer panik atak sorunu yaşıyorsanız şu anda, nefes alamıyorsunuz, böyle kalbiniz çok çarpıyorsa, muhtemelen 99 depreminden kalan bir travmanız var. Mutlaka unutmamız lazım. Yani onu temizlemek lazım beyinde bir şekilde. Vertigo'yu da anlatayım. Vertigo'da insanları genelde düşerken görmek ya da kendisinin düşme travması yaşaması. Tamam, yani bazen bu arada vertigoların %50'si bunu, travmalarını buldukları an, şu an iyileşebilirler, biliyor musun? Yayında o kadar çok vertigo iyileşiyor ki. Biliyorsun vertigo, başın dönüyor sürekli. Baş dönmesi, evet. Yani dünya dönüyor. Bak, bunu doktorlar da bu arada şu an bakabilirler kendi hastalarına. Şunu sorsunlar. Birisine düşerken görüp çok heyecanlanıp çok korktun mu?
Tamam mı? Hmm. Ya da senin kendi yaşadığın bir düşme travması oldu mu? Yani böyle bir yerden giderken düşme tehlikesi yaşıyorsun. Çoğu insan herhangi bir terapi bile yapmadan sadece travmasını doğru hatırlayıp acaba şu olay mı diye baktıkları an vertigoları sabahleyin geçiyor. Hayda. Uyandıkları anda. Güzel. Çok en bak bu o kadar çok oldu ki. Bak bak sadece travmayı hatırladıkları için bak her hastalıkta her sorunda bunu söyleyemem. Panik atakta bu geçmiyor ama vertigo da geçiyor. %50 oranında geçiyor. O yüzden bugün seninle bu yayını yaparak birçok bayağı binlerce olmasa bile bizi izleyen birçok insanın vertigo sorununu çözebiliriz. Varsa bir vertigo sorunu çözebiliriz. Bu da depremle ne alakası var bunun? Ne alakası var? Abi çünkü depremde her şey düşüyor. Doğru diyorsun. Yani düşüyor, bir şeyler düşüyor bu arada. Ve sen korkuyorsun ya da sen düşme tehlikesi yaşıyorsun ayaktaysan. Tabii ki. Tamam yani o yüzden vertigo sorununuz da tetiklendiyse bilin ki düşme tehlikesiyle ilgili. Neyse bu arada bayağı teknik konulara girdik. Bir şey söyleyeceğim. Şu halıyı kaldırdık tamam o süpürdüklerimiz ortaya çıktı. Tekrar ya süpüreceğiz ya bunu alıp çöpe atacağız. Çöp atma şey nasıl oluyor? Ya çöpe atma olayı şu. Yani benim yıllardan beri anlattığım artık yavaş yavaş sağ olsun bayağı da yüz binlerce kişi oldu beni takip eden. Orada insanları derdime ortak ettim biliyor musun? Nörobarışsın sen abi. Nörobarışsın ya. Sağ olsunlar ama şöyle eskiden biraz deli gibi yani doğruları söyleyen deli modundaydı. Genel tamam öyle mı? Oluyor. Öyle yani, hissediyor ya. Öyleydim çünkü yani kafasına birisine vuruyorsun bir şeyler oluyor. Adamlar diyor ki lan kim bu? Yani nokta nokta. Kim bu şey? Yani evet bakayım. Yani böyle şey olabilir mi falan gibi millet bana saldırıyordu. Olur ben tamam yapıyorum. Tamam. Sonra ama şu anda yüz binlerce insan bunu deneyip yani travmalarını çözüp de iyileştikleri için artık deli tek başına değil. Yani yüz binlerce deli kalabalıklaştı. Öyle olduğu için ya şu an çok rahatım. Yani artık kendim böyle sürekli birilerine abi bak aslında travmalar bununla ilgili ve travmalar seni hasta ediyor falan dememe gerek kalmıyor. Ne oluyor biliyor musun? Biz şunu yapıyoruz. İnanın bak bunu bir 15 sene sonra herkese konuşuruz. Hastalıkların çoğu travmatik olayların beyinde ilkel beynin travma sırasındaki kapasite artırım ihtiyacıyla organı gereğinden farklı çalıştırması. Bunu 15-20 sene sonra doktorlar herkes beraber tekrar bir konuşuruz. Yani karaciğer tamam. Karaciğer gibi delikanlılığını bozuyor karaciğer gibi yapmıyor. Kalp hakikaten serserileşiyor. Serseri gibi çarpıyor. Ya şöyle söyleyeyim ne hızlı bak kalp sonuçta bir travma sırasında ne yapıyor? Hızlanıyor. Kapasite arttırıyor mu? Arttırıyor. Diğer organları hiç arttırmıyor mu zannediyorsunuz? O, böbrek üstü bezleri. Yani şey söyleyeyim ya sadece o değil. Yani sadece böbrek üstü bezleri değil. Miden bir travma sırasında kapasitesini arttırmadın mı zannediyorsunuz? Biz doğru diyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece kalp mi kapasite arttırıyor savaş kaçta? Asla. Sadece bunu söylüyorum. İnsanlar şunu unutuyorlar. Ertesi gün hastalanmadığın için zannediyor ki konuyla ilgisi yok. 3-5 sene bile devam edebilir yani bu süreç. Ne oluyor biliyor musun? Benim anlattım bak. Abi sen beni iyi tanırsın. O yüzden yani söylediklerim ne kadar da arkasında olduğunu biliyorsun. Ben diyorum ki Japonya'da kasırga varsa o sadece Japonya ile ilgili değil. O aslında Kongo'da bir kelebeğin kanatlarına çırpıp ben tehlikedeyim beni kurtar demesi o kelebek ne biliyor kelebek musun? Etkisi, kelebek etkisi o kelebek aslında yaşadığın travmatik olay beyninde travma sırasında sıkışmış bir duygu var. Ve o duygu travma sırasından itibaren başlıyor bir organı gereğinden farklı çalıştırmaya. Yıllar sonra bile Japonya'da kasırgaya sebep oluyor. Anladım. Yani, yani etkisi hemen ertesi gün olmuyor bu arada. Yıllar sonra oluyor. Yıllar sonra olabiliyor. Bak, bazı şeyler ertesi günde olabilir ama çoğu şey yıllar geçiyor üzerinden. Bu çok uzun bir konu. Böyle özellikle senin gibi keyifli bir adamın değil programında mi? Böyle insanları da bu konuyla baymayayım. Ama, yok ama yani şey. Yani şöyle söyleyeyim. Olay şu. Başka bir şey söyleyeyim. Biz batı tıbbında daha çok evi ilaçlamaya çalışırken bataklık farklı bir yerde. Şimdi bataklık aslında senin beyninde. Yani sen hayatının bir döneminde bir anda bir şeyle karşılaştıysan o sadece o organla ilgili değil. Beyinle nasıl kankaya bağlayacağız abi? Nasıl? Kankaya bağlamamız lazım. Abi bak kankayla enteresan bir şey söyleyeceğim. Ne biliyor musun? Teslimiyet. Teslimiyet. Bu şu anlamda. Bunu bir din olarak ya da bir tasavvufi bir şey olarak, söylemiyorum. Ben ne biliyor musun? Çok fazla kontrol etmeye çalıştığın zaman travmalar sırasında insan beyni alarm durumuna geçiyor. Yani çünkü aman Allah'ım çocuğumu kurtarmam lazım, babamı kurtarmam lazım, kendi hayatımı, işimi kurtarmam lazım, kariyerimi, repütasyonumu, rezil olmamam lazım. Yani böyle deli gibi yükseldiği anda duygu
Beyin o anda diyor ki tehlike var, biz bir organı sanki kalbi çarptırmak gibi bir organı farklı çalıştıralım. Tamam mı o anda? Bu arada ilkel bir şekilde yapıyor onu. Burada ilkelini anlatmak için sayın seyircilerimize şunu söyleyeyim. Kalbiniz siz heyecanlandığınız zaman niye çarpıyor biliyor musunuz hızlı hızlı? Çünkü kaçabilmek ya da savaşabilmek için o tehlikeli anda ellere, ayaklara, bu bacaklara, kollara kan pompalıyor. Kan pompalıyor ama bunu niye yapıyor? Bir savaş yani kaç sırasında bir hayvandan kaçabilmek için yapıyor. Çünkü savaşacak kaçacağını zannediyor ama KPSS sınavında da bunu yapıyor. Hadi bakalım. Elin ayağın oynuyor KPSS. Ya şöyle söyleyeyim, kalbin çarpıyor da birisine bir şey anlatırken niye kalbin çarpıyor? Diyor ki zannediyor ki orada bir şey var. Bir hayvan var. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Travmalar sırasında ilkel bir şekilde garip garip organların kapasitesini arttırıyor. Sadece kalbin değil. Biz bunun farkında değiliz. Sen nasıl barışıyorsun biliyor musun? Şöyle barışıyorsun. Efendim, şimdi geçmişle barışmak için terapi yapman lazım. Çünkü geçmişteki olaylar, bak geçmişteki, sen 45 yaşındasın, bundan itibaren ben teslim oluyorum dediğin zaman sorunların geçmez. Çünkü yıllarda travma yaşıyorsun. Onların beynindeki duygularını boşaltman lazım. Ama ileride nasıl barışıyoruz dersen, yani bundan sonraki hayatım için nasıl barışıyorum dersen, teslim olma dışında bir şansın yok şu anlamda. Yani ne kadar çok hayattan beklenti, kontrol isteğin varsa travmalarda o kadar zarar görürsün. Biraz şöyle olman lazım. Gereğini yap. Her şeyi yap. Ama sonra da sonucu kabul edip hayata ben teslim olabiliyorum, akışta olabiliyorum şeklinde olman lazım. Öbür türlü travmalar sırasında beynin senin yerine garip garip organlarını ve psikolojini çok fazla kapasiteyle arttırabilir. Yani bu iyi bir şey değil bu arada. Tabii yani overdrive'a geçip biliyorsun hayatını böyle panik atak, işte depresyon, garip şeyler, hastalıklar yani birçok hastalık olarak yapabilir. Yani naçizane sosyal medyada yayınları bence izlesinler. Genelde 23 civarı biliyorsun. Evet, saat 11 akşam. Her akşam neredeyse yapmaya çalışıyorum. Konuyu anlayacaklar, çok basit değil. Yani umarım çok gülemedik. Bugün biraz ciddi konular konuştuk fazla ama. Fazla ciddi ama bugün ciddiyet istiyordu. Son sorum, sadece 30 saniyemiz var. Yeni kitap geldiği konusunda bir şey var. Evet, gelmek üzere. Üzere. Ya bu konularla. Bu bir atlatabilirsin. Ya şöyle söyleyeyim. Bu, evet, evet. Kitap çıkarma dramasını. Ama çok güzel olacak. Beklesinler ve inşallah da tam da bu konuları çok güzel anlatıyorum. Çok yakında. Peki. Barış Musu'yu aldık. Bu akşam bakalım ne manşet vermiş bize. Çok sevgili dostlar, yazar Barış Muslu, kankam, konuktaydı. Dedi ki bak buradan bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben Barış Musluyum. Kadir Mutlu diye bir arkadaş da vardır muhakkak. Ancak o ben değilim. Lütfen buna dikkat edelim. Böyle başladıktan sonra bakın, vertigo ile depremin kimsenin göremediği yakın bir ilişkisi vardır. Bakın özet geçiyorum. Deprem kitlesel bir panik atağı neden oldu ve bu panik atak aslında 99 depreminde olmuştu dedi. Yani bu yeni deprem eski depremin yarattığı travmayı tetikledi. Ayrıca vertigo dediğin yayında iyileşilebilen bir şeydir. Evet, ne dedik? En başta ben Barış. Kadir değil, Barış dedi. Barış Musluğ'a çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde gerçekten çok popüler internet medyasında, internet ya bu sosyal paylaşım sitelerinde yayınları, özellikle canlı yayınları katılabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Barış. Devam ediyoruz. Sevgili dostum Yavuz Seçkin'le birlikteyiz. Yani şöyle diyeyim, aslında kendisine şöyle anlatmak lazım. Giderek azalan, yani azalarak da biten Türk mizahının mevcut yaşayan ve Allah uzun ömür versin uzmanlarından bir tanesi. Uzman. Uzman çavuş. Uzman kim? Hocam yeni nesil. Estağfurullah. Öyle yeni nesil şey, uzman. Ya uzman hissettiğin oluyor mu kendi mizahta? Yani yok, estağfurullah ya. Öyle bir kendi nacizane, kendi standardımda bir minimalizde bir şeyim var uzmanlığım. Bir koble kadar. bir tutam kadar. Milor gibi. Milor kadar. Olabilir tabii. Yaş da ilerledi. Yaş ilerleyince daha bir... Öyle demeyelim. Vallahi göstermiyorsun yani. Oğlum, çok... Hani hakikaten biz aynı bedende can gibi yani aynı lisede. Biraz gösteriyorum, çekiyorum.
Gösterim çekmek evet. en iyisi. Şimdi bir şeyler değişti tabii. Analog düzenden, analog mizahtan dijital mizaha geçti. Evet. Kafa ve sen onu çok hızlı yakalayanlardan bir tanesi oldun. Genelde şöyle bir alışkanlık vardı. Biz gelenekselden geleni dijitalde kabul etmiyoruz arkadaş. Bize yepyeni bir şeyler vaat eden adamlar lazım. Doğru mu böyle bir şey? Ve yeni şeyler vaat eden adamlar bir şey gerçekten vaat ediyor mu? Kısa süreli vaat ediyor. Yani vurkaç diyoruz. Verkaç gibi. Yani hani veriyor kaçıyor. Yok yiyorsun ortalarda yok. Yok. Tabii. Bu var olmuş uçmuş. Peki nasıl bunlar kalıcı olacak hocam? Kalıcı olmayacak abi hiçbir zaman. Ha. Kısa süreli gelenler böyle hızlı hızlı bir akış var yani. 4 dakikada gelen 4 dakikada gider diyorsun. Tabii. Biz bakıyoruz izliyoruz. Hı-hı. Müdahale etmiyoruz çok fazla. Var sistemine götüremez miyiz? Başına? Yok yani. Yani bana götürmek istiyorum da yani. Yeter ya. Ya bir de sensörünü de ben götüreyim kardeşim. Ya ben izliyorum. Abi de şey diyorum içimden yani biraz asılsam yapsam hani ben de aynı performansla yürürüm ama çok çabuk tükenecekleri hissiyatı var. Baktığım zaman hakikaten yok yani. Dün var bugün yok gibi durumları var. Onun için ben rahat bıraktım. İzliyorum sadece. Çocuklar çok öykünüyor. Yavuz benim bir itirazım da o. Yani ben büyüyünce YouTuber olacağım. Yani eskiden hani büyüyünce ne bileyim bir mizahçı, bir oyuncu olacağım, bir karikatürist olacağım, bir şey olacağım hali vardı. Şimdi bunu bir meslek olarak kabul etmeli miyiz biz YouTuberları? Meslek tabii ki. Ha. Ama para kazan. İlk bu işe giren yani ilk şeyi kaldıran tabii. Kelime yapan. Götürdüler yani. İlk girenler aldılar. Daha sonra dahil olanlar bence çok çabuk vazgeçtiler. Çünkü YouTube kitlesi çok şeyi kabul etmiyor. Çok hani sağdan soldan sürekli katılım olduğunda seni kolay kabul etmiyorlar. Ama işte bu Instagram, TikTok çok popüler son zamanlarda. Onlar mesela kabul ediyor. Kısa kısa. Belki onlar da gelenekselden geldiği için. Yani mesela bu söylediğimiz paylaşım sitelerinin bir çoğunluğu son saydıkları. Yani daha geleneksel şeyler. Hani bu faceden gelmiş oradan biz böyle geldik böyle gideriz diyenler. Ama diğeri gerçekten. Yani 4 dakikada zaten evet mizahçı aslında bir bakışta da anlatıyor anlatmak istediğini ama 4 dakikada derli toplu bir iş yapmakta bilmiyorum yani. Ya senin gibi gerçekten üst düzey bir ustasının şey işi olmalı ya da bir mimik usta ne bileyim düşününce çıkmaz gibi geliyor YouTube, babacığım. YouTube'da zaten taklitle falan yürüyemezsin. Yürümezsin diyorsun. Mümkün değil. YouTube bir şey istiyor böyle. Taklit yaparak birisinin üstüne uç falan veya birisine git onu trolle yani garip şeyler istiyor. Saçmalamanın sınırı var mı? Mesela geçenlerde Fransa'da bir defileye atladı bir hanımefendi. Cici Hadid tarafından da derdest edildi. Dışarı bizde de maça atladı abi bir tane YouTuber. Sorma ya. Ulusal utancımız. Ulusal utancımız doktor. Yani atlayana bu ara. Ama demek ki öyle yani. Sazan gibi bacım. Herkes atlıyor. Peki. Atlayan prim yapçem diyor. Yapçem diyor. Hiç unutamadığın bir karakterin var mı kendi? Yani tabii ki Nur içinde yazsın ben bir atlıyorum. İnatlı ama. Unutamadığım yani ben hep canlandırıyorum zaten onları. Ama Mehmet Ali Birant, Hıncal abi. Hıncal abi de hala var Hıncal abi. Ya Hıncal abi maşallah var. Mesela yeni kuşak ondan... Hıncal abi tabii eskisi kadar tanımıyor. Ama yani evet. bu yaptığın mimikler işte yüz yerleştirmeleri vesaire bunlar kolay işler değil. Metin Akpınar'ı unutamam ben. Tabii. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana bugün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana bugün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Allah üzülmeyin Mesut Yar var gülün güldürün. Allah. Sonuçta bu son günlerde yine paylaşım siteleri senin kendi adresinde. Harikada paylaşıyorsun abi. Yepyeni karakterler görüyoruz. Yani işte Peron'u çıkartan işte şeyini. Işte, kapıp gelenler var abi. O gece yatarken sabahleyin ne yapsam diye düşünüyor mu? Hiç düşünmüyorum. Allah aşkına. Benim zaten evdeki bir ortam, bir laboratuvar gibi ben düşünüyorum. Evde çok malzeme. Ya ben istesem acayip içerik üretirim evde. Hı. Ama biraz da o anlamda çok çabuk tüketmek istemiyorum malzemeyi. Canım isterse keyfim gelirse yapıyorum. Kobayların kim? Abi benim evde... Kızın ve şey, hanım mı? Ya onları evde bulamıyorum ki. Kız zaten sürekli jimnastik, bale evde yoklar ya. Baleye başlamışsın. Bana ortam evde rahatım ben. Giriyorum. Sen o yüzden evde üretiyorsun. Tabii abi evde kimse yok ki. Temiz iş. Tabii. Temiz ben iş. Sürekli evde imalat sürekli çalışıyorum. Kimse engel koymuyor. Başım şişiren kimse yok. Rahatım ben evde. Allah başlasın kız. Çocuğu baleye başlamış. O Mimar Sinan'da orayı kazandı. Maşallah. Devlet Konservatuarı. Anne orijinli. 7 yaşında. Biraz da benden. Ben de eski breakdansçı olduğum için. Sen başını oynatırdın onu biliyorum yani. Tabii ben. Benim
Orhan Başım Ayro oynuyordu. Evet, evet, yıllarca elektrik bugün falan. Ayro oynuyordu yani. Oynuyordu ama tuttuk yerine onu. Tolga'nın dans grubundaydım ben. Sana söylemiş miydim bunu? Yok vallahi söylemedim. Tabii. Bu ilk kez duydum. Tolga'nın dans grubundan. Tabii. Ne ama yapayım? Onun haberi yoktu. Ben gruptaydım ama. Sen ham bölümünde. Tabii ben tabii grupta olduğumu beni grupta fark etmediler Mesut. Bölümdüyorlar sen fark ettin mi o oyunu? Varlığımla yokluğum bir. Tolga abi çok iyi. Tolga abi arkeologtur biliyor musun Aslan? Bunu da çok az insan bilir. Ama bir arkeolog İyi kazar. Hakikaten hem iyi kazar. Ya gerçekten tabii. Gönlümüzde olan bir adam. Allah uzun ömür versin ya. O dans okuluna gidiyordum. Onun breakdance popüler olduğu zaman. Hani yapmışımdır belki o espri. Kafa üzerinde dönmeler. Benim o zaman saçlar omuzdaydı. Onu biliyorum. Döne döne ben kafayı orada bıraktım. Şeyde tam pistte kaldı benim kafa. Sen motorcu adamsın. Ne işin var oralarda? Abi bizim işte piston bizim demek ki sürekli bir hareket seviyor. Hareket halinde değil mi? Dönmeler. Tabii abi piston klasik gibi adam. Klasik araba şeyinde var. Tutkun da var. Ve çocuğun gibi bakıyorsun arabana. Arada paylaşıyorum onu da. Baba Yadigar'ı. Bir tane. 234'ümüz var. Gayet güzel. Ondan 234 sonra, nedir bu? Yani 115 kasa kırmızı. Güzel. Seviyorum. Babadan geldi. Baba koktuğu için içi. Yani bütün işte babam çok hareketliydi. Biz zaten baba orijini. Yani arabada oynar, havuzda saz çalar falan. Böyle değişik atraksiyonları vardı rahmetli. Şovu biraz rahmetli. Allah rahmet eylesin. Sürekli oynatırdı ve oynardı. İnsanları oynatmasını severdi. Yani benim de o kıvraklığım büyük ihtimalle babadan. Eyvallah. Sen oynamasını mı seviyorsun, oynatmasını mı seviyorsun? Ben ikisini de seviyorum. Yani oynatma derken... Yani. Kafadan oynatma. Zaten o doğuştan öyleyiz abi vallahi. Yani kendim bildim bileli bir hafif normal değilim yani. Ne böyle olmaması lazım değil mi yani? Çünkü yani mizah üreten insanların normal bakış açısı biraz yani tehlikeli çok böyle, bir şey değil mi? Çok gitgellerim oluyor Mesut. Yani şey oluyor yani bir gün kalkıyorum kapalı bir gün tamamen açığım falan. Hani şey anlamında sürekli bir şeyler yapmak, üretmek. Şimdi bu geçen sene geldiğimde şarkılarla bir stand-up yapıyorum evet, demiştim. Yapıyorum. Onu kitap yaptık şimdi. İnleten nameler. Şarkıyı alıp kitaba koydun ve içinde inleten... Geçen senenin popüler şarkılarını evet. İşte ne bileyim Erik Dal'ını işte değiştirmiştik falan filan. Kitabı nasıl seyrediyoruz? Hakem beni şaşırt bir kere. Sürekli körü oynuyorsun be. Bak arkadan çekiyor işte. Gole giderken düşürdü yine. Sana kalsa bariz gol ama bakacağız biz video akama. Bence tutmuş 10 numara. Adam sandıraya gidiyor ya. Arkadaş gibi değiştirdiğimiz şarkı sözlerini kitap yaptık. İnleten nameler. İnleten nameler güzel. Bunu da inim bir de inim inim inleteceğim. Bir de kabare şovu yaptık. Bu sezon 3-4 tane yurt içi ve yurt dışı mekanda kabare. Kabare çok önemli. Çünkü yani Türkiye'nin unuttuğu bir şeydi kabare. Tekrar gündeme gelmeye başladı. Ben getiriyorum. Ben getiriyorum ama tek başıma. İlklerin adamısın. İlklerin adamısın. Tek başına. Vurdu gol oldu. Tolga abiyi de katarız işine ya. Dans da var. Hala var mıdır acaba onun dans grubu? Tolga abi bitmez. Bitmez değil mi ya? O bitti demeden bitmez. Hala da vardı. O bitti demeden bitmez güzelmiş. Müthişti ya o dönemler. Kitabı çıkartıyoruz. Bu sene de yeni şarkılar yazdık. Hem eski hem yeni şarkılarla da bir sahne şovu yapacağız. Hem burada hem de... yurt dışında. İlla şeyde olmaya gerek yok yani. Kimler böyle bağırıyorlar ya bir radyoda olayım efendim. Yani illa bir adresin belli olduğu noktasından çıktı galiba artık senin mesleğin değil mi? Senin mesleğin artık kamuya. Yani tabii. Kamunun önünde olduğun her yerde olabilir. Şu an öyle ama dediğim gibi yani yeni yetenekler çıkıyor ama kalıcı olmak adına kamuya mal olmak adına. Mal bile olur. Evet, yani mal kabul diye bir şey var biliyorsunuz. Mal kabul oldu o. Bize abimlere falan sahneye çıktığımız zaman mal kabulden alalım. Çok kötü hissetmiyorsun. Çok manidar evladım. Sizin mal kabulden alalım diye. Estağfurullah. O sizin güzel mallarınız diye. Yani kalıcı olmak adına işte bizim bir olgunluk dönemimiz var. Şu dönem yani hani tecrübelerimizin tavan yaptığı ve birikimlerimizin, şaka birikimlerimizin artık olgunlaştığı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Onun için gittiğimiz performanslarda, şovlarda çok çabuk adapte oluyoruz. İnsanlarla çok çabuk kaynaşıyoruz. Mutlaka sevdikleri bir tiplemem oluyor. O avantaj. Yani kişi mutlaka ya var. İşte bir abi bir tane Mustafa Topaloğlu. Tamam yeter yaptın yeter bana. Yapamazsın gibi. Tabii, tamam yapma yaptığın kadar. Olacağı kadar olmayacağı kısmet ya. Herkes bir şey istiyor. O anlamda böyle kalabalık performanslarda hani gittiğim şeylerde çok rahat oluyorum. Miza yani. Oltalama yöntemi diyoruz biz olarak. Gayet güzel atıyorsun oltanı gelenler. Senin karakterini sevmiş zaten adam. Senin yaptığın şakaları da kabul ediyor.
Dolayısıyla bunu da şimdi sahnede bir performansa hızlı değişimlerle işte Cem Karacalar, efendim Barış Manço'lar, bakar mısınız hepsini aynı anda değiştirerek makyajla böyle küçük bir buyup Barış Manço gelecek. Bir bakarsın bir tanem söyle canım Erol Evgin. Erol abi. Erol abi biliyorsun geri geri güler. Ah 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 ah. Fark etti mi? Dikkat etmemiştim. Tabii. Noel Baba olsa kötü. Oh. Oh. Gibi şakalarla, gibi şakalarla. Güzel, güzel. Hem onların böyle biyografilerine bir dalıyorum. 90'ların popüler yıldızları işte Tarkan'a kadar getiriyorum ya. Onların Tarkan'ın dansı, nasıl dans ediyor, işte vücut falan, vücut dili, şunlar falan. Bir şey anlatıyor değil mi o tabii, vücut dili? Ne anlatıyor yani hani istemem yani bir ama şey istemem, sektiririm istemem ama sektiririm seni. Top sektiririm yani. Tabii. Ya biraz vücut dili, o şakaları anlatıyorum. Tiplemelere de gireceğim. Giriyorum hızlı hızlı. günümüzün işte Halil Sezai'leri, onları işte Halil Sezai, Yılmaz Ural yapıyorum. Hani İhtiyar Çarkıçı'nı tabii benim bu derdim şey ne Jürgen Klopp'ta ne Jose Mourinho'da ne Guardiola da hocam bu ne? Bana masum olur. Ya bir kırma beşer dur ya. Dur. Kıta kıta kıta. Seyfere. Ya bu son lafım Tarantino'ya. Bir tane film çekmiş. Bir zamanlar Hollywood'da de. Hollywood'da. Ya hemşerim o bir zamanlar Çukurova bizde var ya. Ya çalmış resmen ya Tarantino. Bir de 3 saat çekmiş. Gitti mi filme bitmiyor. Ya kısacak ya. Kısa tadında bak. 15 dakika gong çaldı bitti ya. Bitti. Çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Son sorum. Kendini yalnız hissediyor musun hiç? Niçin sordun bunu de bana? Niçin? Çünkü taklit edilemez bir adamsın. İnsan kendisini yalnız hissediyor mu o anda? Estağfurullah. Hissediyorum. Çok hissediyorum ama yani o çabuk geçiyor hemen. Şeylerim var. Malzemelerim var. Aksesuarlar alıyorum. Hop çektiriyorum. Hemen bir atak yapıyorum. Bazen duruyorum kalıyorum. Ama her zaman mutlu sona bağlıyorum. Canım kardeşim. Allah. Canım kardeşim ya. Bakalım Yavuz Seçkin. Bir de filmim var. Bir de filmim var. Aa, söyle. İmaj itibariyle zaten onu söyleyemedik ya. Söylemedik. Para peşindeyiz. Tabii. Para peşindeyiz. Hocam bütün bir erkek hoca para peşindeyiz. Para peşindeyiz. Bu hafta çekimlere başlıyoruz. İnşallah film bittiğinde de. Allah'u tanrım. Ferdi Kurtuldu var. Ondan sonra. Ferdi Kurtuldu mu gerçekten ya? Kurtuldu. Çok şükür Allah'a. Artık Ferdi Kurtuldu diyebiliriz ona. Bu espriyle bitiriyoruz. Bara gitmeden. Hadi bitirin. Bitirin. Efendim bakalım manşetlerde neler çıktı. Ve sevgili dostum Yavuz Seçkin bizimleydi. Yeniler vurkaç yapıyor hocam. Ver kaç gibi. Çok çabuk tükenecek gibiler. Dün var bugün yok gibiler. Daha ne diyeyim yeniler çok yeniler be hocam. İnternette garip şeyler istiyor hocam. İnternette garip şeyler istiyor. Ben istesem acayip bir şey üretirim ama hiç düşünmüyorum. Sürekli evde imalat yapıyorum çünkü evde kimse yok. Kızım bana çekti dansçı oldu. Biz de çocuk babaya çekiyor galiba dedi ve devam etti. Benim babam da sürekli oynar ve oynatırdı. Ben Tolga Han dans grubundaydım ama grubun haberi yoktu. Aman kendimi bildiğim bileli. Normal değilim be Mesut. Diyerek bitirdi. Yavuz çok teşekkür ediyorum. Geldin gerçekten şenlendirdin gecemizi. Tatlı bir başlangıç gezisi oldu. Süper. Ve seninle de bitiriyoruz. Enteresan bir şey. Öyle mi? Aa vallahi bile. Beyler tırnak işinde. Bakın bitti demeden bitmez. Açık konuşuyorum. Yani Mesut olmadan bu şovların heyecanı meyecanı yok. Yok beyler. Cansın sen cansın. Yavuz Seçkin'e çok teşekkür ediyoruz katıldığı için programımıza. Bizden bu akşamlık bu kadar. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.